Merhaba arkadaşlar. Bugün geçen hafta bildiğiniz üzere inkılap tarihi bitirmiştik. Yine genel tarihten devam edeceğiz. Kaldığımız yerden ve Türkiye tarihine devam edeceğiz. Şimdi Türkiye tarihiyle ilgili öncelikle bir görselimizden bahsedelim. Bugün aynı zamanda ne işleyeceğiz, nelerden bahsedeceğiz onun da bilgisini verelim. Anadolu'ya yapılan ilk akınlar, Türkler tarafından yapılan ilk akınlardan bahsedeceğiz. Ardından 1. Beylikler döneminin kurulmasından söz edeceğiz yine. Ve devamında da Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi tarihinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle 1. Beylikler döneminde Anadolu'daki siyasi durum neymiş? Görselimizde bundan bahsedelim. Erzurum ve çevresinde Saltuklular, Erzurumcan ve çevresinde Mengücelikliler, yine Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri civarlarında Danışmentliler, Mardin ve çevresinde Artuklular. Daha sonra bahsedeceğimiz Anadolu Selçukluları yine görüyorsunuz şu alanda. Bir de beyliklerimizden Çaka Beyli, İzmir ve çevresinde geri kalan şu gördüğünüz alan ise Bizans İmparatorluğu'na aittir. Evet, Türkiye tarihi. Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınlarından söz edeceğiz demiştik. İlk Türk akınları gördüğünüz üzere Kafkaslar üzerinden Hunlar tarafından gerçekleştiriliyor 4. yüzyılda. 6. yüzyılda da yine Sabirler tarafından Anadolu'ya akınlar yapıldığını biliyoruz. Ayrıca Abbasi hizmetinde görev alan Türklerin de zaman zaman Anadolu'ya akınlar yaptığından bahsedebiliriz. Bunlardan çok daha önemlisi tabii ki Tuğul ve Çağrı Beyler döneminde Anadolu'ya yapılan akınlardır. Çağrı Bey'in 1015 yılında başlattığı akınlar 1048 yılına kadar keşif amaçlıdır. 1048 yani Pasinler Savaşı'ndan bahsediyoruz burada. Pasinler Savaşı'ndan Malazgirt Savaşı'na kadar olan dönemde ise yıldırma, yıpratma şeklinde akınlar olacaktır. 1071'den itibaren ise artık Türkler yerleşme amacıyla Anadolu'ya gelmeye başlayacaklardır. Peki neden Tuğrul Bey özellikle Oğuz Türklerini Anadolu'ya yönlendirdi? Ona da bakalım. Ekonomik sıkıntılardan, otlak sıkıntılarından doğabilecek huzursuzlukları engellemek, yeni otlaklar, verimli topraklara sahip olmak, ekonomik yönden rahatlamak ve tabii ki siyasi açıdan buralara egemen olmak amaçlanacaktır. Bu anlamda biraz önce söylediğim gibi Pasinler Savaşı önemli bir savaştır. Burada Bizans, Gürcü ve Ermenilerle savaşacağız. Bizans yenilgiye uğratılacaktır. Bu savaşın en önemli sonucu şuradaki ifadedir arkadaşlar. Selçuklu ile Bizans arasında yapılan ilk büyük meydan savaşıdır. Pasinler Savaşı bu açıdan tarihsel önemi vardır. Geçelim Alparslan dönemine. Alparslan döneminde öncelikle yine Doğu Anadolu'daki Gürcüler ve Ermenilerle savaşıldığını görüyoruz burada. Ve Anik Kalesi alınıyor. Daha önce Büyük Selçuklu Devleti tarihinden bahsederken buranın bölgenin Hristiyanlar açısından önemli bir yer olduğunu ve Halife'nin Alparslan'a bu nedenle Ebu'l-Feth unvanını verdiğinden bahsetmiştik. Yani Fetihler Babası unvanını almıştı Alparslan. Devam eden dönemde ise Malazgirt Savaşı'nda zaten artık Anadolu yavaş yavaş Türk yurdu haline gelecektir arkadaşlar. Evet, Malazgirt Savaşı biliyorsunuz Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Nedenlerine öncelikle değinelim. Bizans'ın Türklerin Anadolu'daki ilerleyişini durdurup onların buraya yerleşmesini engellemek istemesi, yine Bizans'ın doğu sınırlarını güvenlik altına almak istemesidir diyeceğiz. Ve Malazgirt Boğazı'nda yapılan savaşı Türk ordusu Selçuklular yani kazanacaktır. Sonuçlarına bakalım. Yine burada sonuçlar açısından önemli sayabileceğimiz Türkiye tarihinin artık başladığı bilgisini verelim. İslam dünyası üzerindeki Bizans etkisi son bulacak. Haçlı seferleri ya da savaşları bunların başlamasına neden oluyor? Önemlidir. Anadolu tabii ki Türkleşme sürecine girecek. Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti de ardından Osmanlı'nın kurulmasına ortam hazırlanacak. Yani burada aslında biraz daha ileriye dönüp şunu söyleyebiliriz. Anadolu Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Köse Dağ Savaşı ile tekrar bir dağılma sürecine girecek ve 2. Beylikler dönemi dediğimiz dönem başlayacak. İşte orada da o beyliklerden Osmanlı Devleti veya Osmanlı Beyliği diyelim aslında çok kısa bir süre içerisinde güçlenecek. Beylikten devlete, devletten de imparatorluğa doğru yol alacaktır arkadaşlar. Evet, burayla ilgili
Bu bilgiler yeterli. Şimdi 1. Devletler dönemi. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutanlarına Anadolu'nun fethi için görev verecek. Şimdi buradaki amaç, özellikle şuraya dikkat etmekte fayda var. Amaç, komutanlar arasındaki rekabeti artırmak, böylelikle Anadolu'nun bir an önce Türk yurdu olmasını sağlamaktır diyebiliriz. Beyliklere bakalım şimdi. Saltuklular, özellikle bu beyliklerin, öncelikle şunu söylemek istiyorum, özellikle bu beyliklerin nerelerde kurulduğunu bilmek durumundayız. Önemlidir bu bilgi. Saltuklular Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. İlk baştaki görselde de zaten bahsetmiştik. Gürcülerle ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir. Yine Anadolu Selçuklu devleti tarafından da hakimiyet altına alınmışlardır. Bir diğer beyliğimiz Mengücekliler. Mengücekliler de Erzincanlı çevresinde gördüğünüz gibi Cemah Divriği, Şerim, Karahisar olaylarında kuruluyor. Yine Gürcülerle savaşacaklar ve Alaaddin Keykubat zamanında da yine Anadolu Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altına gireceklerdir. Danışmentler Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya yörelerinde kurulmuş. Beylikler içerisinde en güçlü olanıdır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizans, Gürcüler ve Haçlılarla da yine mücadele etmişlerdir. İkinci Kılıçarslan tarafından yıkılacak bu beyliğimiz. Artuklular, Artuklular'da Mardin'in çevresinde hükümsürmüş bir beyliğimiz. Üç koldan, yani Hasankeyf, şurada belirtelim özellikle. Hasankeyf, Harput ve Mardin Artukluları olmak üzere üç koldan hüküm sürmüştür. Burada yaşamış ünlü bir bilim adamı var. El-Cezeri bulup bir yerini mutlaka. Yine günümüze kadar ulaşan Malabadi Köprüsü önemli eserlerindendir. Peki Anadolu'daki kurulan ilk beyliklerin, ilk Türk beyliklerinin önemi nedir? Bu beylikler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Türkleşmesi'nde etkili olmuşlardır. Haç seferleri sırasında Anadolu'yu başarıyla savunmuşlardır. Bu anlamda Anadolu Selçuklu Devleti'ne de destek olmuşlardır. Ayrıca bu beylikler yaptıkları eserlerle hakim oldukları bölgenin imarını gerçekleştirmişlerdir. Ya da biz buna ne diyoruz diğer bir ifadeyle? Bayındırlık faaliyetlerinde bulunmuşlardır diyeceğiz. Tabii ki Anadolu'da Türk İslam kültürünün yayılmasında da etkilidir bu beylikler. Evet, şimdi gelelim Anadolu Selçuklu Devleti'ne. Kuruluş dönemiyle başlayacağız. Süleyman Şah tarafından kurulan Anadolu Selçuklu Devleti sınırlarını kısa sürede genişletecektir. Önce Bizans'tan Konya ve çevresini alacak. Daha sonra İzni'yi de alarak burayı başkent yapacaktır. Bizans taht kavgaları var bu sıralarda. Bunlardan yararlanarak Güney Marmara kıyılarını, Kocaeli Yarımadası'nı, Üsküdar ve Karaköy'ü ele geçirecek ve daha sonra güneye yönelecek. Özellikle şurada Halep'i alınca Suriye Selçuklularıyla karşı karşıya gelecek ve bu mücadelede Süleyman Şah hayatını kaybedecek. Süleyman Şah öldükten sonra oğulları Melikşah'ın yanında tutulacağı için bir süre Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarsız bir dönem geçirdiğini, yani Fetret Devri'ni yaşadığını söyleyebiliriz. 1. Kılıçarslan dönemiyle devam edeceğiz. Melikşah, biraz önce bahsettiğimiz Fetret dönemi burada sona erecek. Melikşah'ın ölümüyle 1. Kılıçarslan serbest kalacaktır. Bu dönemde önemli olaylardan bir tanesi İzmir ve çevresinde güçlenen Çaka Bey'in Bizans entrikaları ile Kılıçarslan tarafından ortadan kaldırılması. Bir diğer önemli bilgi ise Haçlı seferleri. Burada 1. Haçlı seferi gerçekleşecek. Zaten 4 önemli seferden bu birincisi başarıya ulaşan bir seferdir. Diğerleri başarısızdır. Bu seferde İznik kaybedilecek ve Konya, yani biraz daha Anadolu'nun içlerine doğru çekilmek zorunda kalınıyor. Başkent Konya olacaktır. Şuradaki bilgi yine önemli. Büyük Selçuklu sultanlarını tanımayarak kendini Büyük Sultan ilan ediyor. Bu nedenle Büyük Selçuklu ile arası açılıyor. Yani artık Anadolu Selçuklu ilk kurulduğu zaman Büyük Selçuklu'ya bağlı bir devlet iken buradan sonra yavaş yavaş bağımsız hareket etmeye başlayacak. 1. Mesut dönemine bakalım. 1. Mesut döneminde de bulunan 2. Haçlı
savaşı ortaya çıkacak ve Haçlılar burada 1. Mesut döneminde Anadolu Selçukluları tarafından yenilgiye uğratılacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken ilk bakın Selçuklu parasının 1. Mesut zamanında bastırıldığıdır. Biliyorsunuz para bastırmak aynı zamanda ekonomik bağımsızlık anlamına da gelir diyelim. İkinci Kılıç Arslan dönemine değinelim. İkinci Kılıç Arslan danışmentlilere burada son verecek. Ve üçüncü Haçlı Seferi bu dönemde ortaya çıkıyor ve bu seferde de yine Türklerin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Buranın en önemli noktalarından bir tanesi Millet ve Falun Savaşı'dır. Bakalım nedenleri nelermiş? Bizans'ın Haçlılarla işbirliği yapıp Anadolu'daki bazı yerleri ele geçirmesi ve bu durumun Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarabileceği umudunu artırması ve tabii ki klasik Bizans'ın Anadolu'daki Türk varlığını istememesi, yani onları tamamen, Türkleri tamamen Anadolu'dan atmak istemesi diyebiliriz. Burada, yani Denizli yakınlarında yapılıyor savaş. Kumdan Vadisi'nde başlatılan savaşta 2. Kılıç Arslan Bizans'ı ağır bir yenilgiye uğratacaktır. Şimdi Milliyet ve Falun Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Önemli sonuçları var. Bizans'ın Malazgirt Zaferi'nden beri devam eden Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidi burada tamamen sona erecektir. Şimdi Malazgirt Zaferi'ne benzer bir yapısı var. Malazgirt Zaferi Anadolu'nun kapısını Türklere açarken Mirya Kefalon Zaferi'ni Anadolu'nun Türk yurdu olduğu ve Türklerden bir daha geri alınamayacağı bütün dünyaya gösterildi diyebiliriz. Yani bir diğer ifadeyle Anadolu artık kesin olarak Türk yurdu haline geldi ve bundan sonra zaten Bizans'ın savunmaya geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, devletin yükseliş dönemi 1. Gıyasettin Keyhüsrev'de başlayacak. Burada Keyhüsrev'in özellikle Samsun ve Antalya'yı alarak Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde söz sahibi olduğunu söyleyeceğiz. Zaten bu dönemlerden itibaren özellikle liman kentlerinin alınmasıyla Anadolu gerçekten deniz ticaretinde bölgenin en önemli yeri haline gelecek. Tabii Anadolu Selçuklu Devleti de bu anlamda en önemli devlet haline gelecek diyebiliriz ticari anlamda. Gördüğünüz gibi tersaneler kuruluyor. Burada bir deniz gücü oluşturuluyor. Keykubus, İzzettin Keykubus döneminde de yine Sinop'un alınması, Karadeniz ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması söz konusu. Sinop ithalat ve ihracat limanı haline gelecek. Böylece Anadolu Selçuklularının denizlerdeki durumu daha da güçlenecek. Evet, gelelim Alaaddin Keykubat dönemine. Bu dönem Anadolu Selçuklu Devleti içerisindeki en parlak dönemdir. Buraya dikkat edelim. Alanya Kalesi alınarak burada bir tersane kuruluyor. Doğu Anadolu'ya seferler yapılarak Nemceklerin Kemahkum'dan son veriliyor. Anadolu bir yönetim altında birleştiriliyor. Şurası da önemli arkadaşlar. Kırım'a bir donanma gönderiliyor ve Suldak, Kırım'daki Suldak limanı ele geçiriliyor. Şöyle bir önemi var ayrıca. İlk kez, yani Kırım'ın Suldak limanının alınmasıyla ilk kez deniz aşırı bir sefer düzenlenmiş oluyor. Ayrıca İpek Yolu'nun Karadeniz'e ulaştığı noktadaki Suldak limanının alınmasıyla Karadeniz ticareti Selçuklu kontrolüne girmiş olacaktır. Yine birçok kervansaray ticaretle uğraşanların konaklamak için kaldıkları yer biliyorsunuz. Kervansaraylar, birçok kervansaray yapılacak bu dönemde. Olası Moğol saldırılarına karşı önlemler alınan surlar güçlendiriliyor ve bu dönemde Harzemşahlar'da yapılan Yassı Çemen Savaşı da yine önemli bir savaştır. Şimdi Harzemşahlar da bir Müslüman Türk devletidir. Biliyorsunuz daha önceki konularda bunlardan bahsettik. Harzemşahlar Anadolu'ya girip Selçuklulara, Anadolu Selçuklulara ait Ahlat'ı alınca bu iki devlet karşı karşıya geliyor ve sonuçta Harzemşahlar yeniliyor ve yıkılma sürecine giriyor. Şimdi şöyle de bir hatırlatalım, geriye doğru dönelim. Şöyle bir dönemi vardı.
bu savaşın kazanılması kısa vadede olumlu gibi görünse de aslında Anadolu Selçuklu'yla Moğollar arasında bir tampon bölge oluşturuyordu Arzemşahlar. İşte bu tampon bölgenin ortadan kalkmasıyla uzun vadede Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu iş zararına oldu aslında. Çünkü çok sürmeyecek, Moğol saldırıları başlayacak. 1243 yılında da Kösada Savaşı'ndan birazdan bahsedeceğiz. Devlet yıkılma sürecine girecek bu savaşla, gördüğünüz üzere. Evet, Gıyasettin Keyhüsrev dönemi, Alaaddin Keyhüsrev'in oğlu kendisi. Bu dönemde yönetimsel anlamda çok olumlu şeyler söyleyemiyoruz. Bir kere vezir, burada bir vezir var. Vezir Saadettin Köpek, bu adam önemli devlet adamlarını çeşitli entrikalarla ortadan kaldırıyor ve devletin zayıflamasına sebep olacaktır. Yine bu dönemin önemli olaylarından bir tanesi, Güneydoğu Anadolu'da özellikle devlet otoritesinin kaybolmasıyla birlikte Baba İsa ayaklanmasının çıkması devleti olumsuz etkileyecek ve bu isyanı bastırmakta güçlük çekecektir Anadolu Selçuklu Devleti. Ve yine şurası önemli arkadaşlar, Moğol istilasına ortam hazırlayacaktır bu isyan. Ve Moğollarla kaçınılmaz olan, biraz önce bahsettik, kaçınılmaz olan Kösada Savaşı şimdi karşımıza geldi işte. Kösada Savaşı 1243'te Anadolu Selçuklu'da Moğollar arasında yapılıyor. Ve burada Anadolu Selçukluların ağır bir yenilgi aldığını ve yıkılma sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca artık Anadolu'da bir İlhanlı etkisinden veya egemenliğinden söz edebiliriz. Yani öyle bir hal almış ki durum, Anadolu Selçuklu Devleti siyasi varlığını sürdürüyor evet ama başa kimin geçeceğini, hükümdarın kimin olacağını İlhanlılar belirliyor ve hükümdarlar artık bir İlhanlıların varisi gibi hareket etmeye mecbur kalıyorlar, öyle söyleyelim. Evet, devlet yıkılma sürecine girecek ve Moğollar Anadolu'yu işgale başlayacaklar. Bundan sonra da 1308'de artık Anadolu Selçukluları tarihten tamamen silinmiş olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.